Doktor Sadık, Eyvallah. çok hoş geldin Hoş sana. bulduk. Ne var ne İyisin. yok, Sağ olasın. sıhhati. Buyurun, Teşekkür çok ederim. hoş geldin sana. Hoş bulduk. Efendim, saygıdeğer izleyicilerimiz, imza programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü program özel olacak. Özelliği buradadır. Benim için bir farkındalık olacak. O da çok sevdiğim Duz şevesiyle konuşacağım. Çünkü ne misafirim Duz Hurmatı'dan gelip. Şöyle bir şey var, haz ederim. Hemen hemen Türkmeniyeli bölgelerinin şevelerine hakimim. Bir de benim bildiği üzere doktor, yarı tarafım neneden Duz'a Duzlu gider. Yarsı Çok hoş geldin sen. Hoş bulduk. Sağ Sıhhati. olasın. Bu güzel açılışa da teşekkür ederim sizden. Güzel bir açılış yaptınız. Bugün bura konak olduk sizden ve bütün ekipten. Sonsuz şükranlarımızı bildir Bilmukabil. hocalarına. Sağ olun. Çok hoş geldin. Hoş bulduk. Sıhhati Sağ olun. necadı İyiydi doktor? inşallah. İyi İş diye güç. iyi olsun. İş İnşallah. gücü de iyiydi inşallah. Gah davamızdan, gah serbest işimizden, gah sanat hayatımızdan, ya şehir hayatımızdan geçir. Allah'a şükür. Evet. Çok şükür. Doktor Sadık Asafoğlu. Yani. Şunu merak ederim doktor. Bizim sanata, ister müzik alanında olsun veya ses sanatçılarımız. Ben bildiğim kadarı ses sanatçılarımız var. Doktor unvanı alan. Böyle. Doktor Talat var. Doktor Ziyad Kalay Ziyad var. Kalay Buradan var. hepsine Ha. saygılar, Saygı hürmetler. selamımız var özellikle. Müzikte de var. Doktor Fethullah rahmetli. Fethullah, Allah rahmet eylesin. Hatta ses sanatçı şey de var. Tilafer'den Doktor Yasin Yahyaoğlu. Yasin Yahyaoğlu, Buradan Tilafer'de hepsine diyoruz. saygılar, selamlar. Ama Bütün. şehirde var mı, yok mu? Var. Sendeki ilkti o unvanı kaldıran doktordur, Yo, unvanını. vardır, vardır. Yani kimi diyağın okumaktan, kimi diyağın şehada fakriyeyden alıp dözüm. Yani de Ha, doktor kafama Doktor Faruk. gelenlerden Doktor Faruk Faik Buradan saygı, Köprülü. hürmetler. Saygı salamımız, hürmetlerimiz. Doktor Şemseddin Güzelç Beyler. Doğru. Yani başkaları da var. Kusura bakmasınlar belki Ama kafamıza bu saatte dediği gelme. kimin unursaldı o Unursaldı. Bazı abilerimiz ki. unursalar bu özün. Bazı işte biz de Allah'a şükür çalışmaktan aldık özün. Çok Okumakla aldık şükür. özün. Doktor hangi alandaydı sizi doktor ayız? Bizim daha doğrusu doktordan önce koydu yakın şey üniversiten şeyi önceden bekalaryosu Kerkük'te bitirdik. Kerkük mezunuyum. Kerkük Üniversitesi. Master'ımı 2006 senesinde Ankara'ya gittik. Orada yaptık özüm. 2009'da mezun Hangi oldum. alanda? Anayasa. Anayasa. Hukuk Hukuk. bölümü, anayasa bölümü, hukuk da anayasa bölümü. Doktoramı bu son dönemlerde 2019 senesinde mezun oldum. Kerkük Üniversitesi'nde bitirdim. Orama mezunuyum. Aynı anayasa bölümü hukuk dalında. Çok güzel. Bir şairimiz de mesela o unvanı hani bahsettiğim kimin demin ses sanatçımız var o doktor unvanlı ana. Böyle. Şimdi şairimiz de var. Bir de şöyle başlayacağım doktor. Şair herkes etkilenir etrafından. Belad. Bazen de aile. Ben bildiğim kadarı çünkü vakıf olduğum için sizi ailede bayağı şiir sevgisi, yazarlığı çoktu diye Böyle. o bir şeylere göre. Abilerimde de var, bizim akrabalarımızda da var. Ama ben en fazla yani bu şehre onun genelin konuşağım. Sen bilirsen Duz Hurmatı da sokak geçmez. Bizim şairimiz var, edebiyatçımız var. Ses sanatkar yoksa da seveni var. Yani illaki bir horiyat bile. Doğru. Yani bilmese de ya bu sen nece Duzlu sen horiyat Bir de bir bilmişsin. özelliği var doktor. Affedersen lafı şekerden kesin. Bir özelliği var. Mesela ben birisi olarak bir şair eşittiğim zaman, bir horiyat eşittiğim zaman bilirim bu Duz horiyatıdır. Söz farklılığı var. Söz farklılığı hangi anlamda? Yok şeve farklılığı. Kelime Böyle kullanmağı. kelime Kelime kullanmağı, böyle kullanmağı. ağır Ha, kelimeler, kelime böyle kullanmağı. garip kelimeler. Özü budur. Sen bilirsen nece bir şey var. Ey işare ya da bir yaçı kendine has bir kamusu olsun. Zihinsel ya da fikrinde bir kamusu var. Kelime sözcük zenginliği olsun gerek. Bizim Duz Kurmat'ta bilirsen yani büyük ömürlülerden, abilerimizden onun yanında yapıcı eleştiri var. Yıkıcı yoktu. Yapıcı eleştiri var. Mesela Ahmet bir gün
kardeşimiz bize koryat yazıp, büyük bir edebiyatçı pazarda gördü. Der çok güzel, güzel yazıp sana özün ama bu böyle olsaydı daha güzel olur. Çok güzel. Onun için bu ne der insanı? Gün be gün öge atar özün. Tabii. Femen bu edebiyat hayatımı demedim genel olarak bu sormatta bir edebiyat sevgisi olduğu için, sanat sevgisi olduğu için ister istemez sen orada baksan bu yola yürüyüp sen gidip sen. Onun yanında büyük abim, saygım var özüne, saygı salamım Adnan Hassafoğlu. Buradan hürmetler, saygılar. O da bana çok destek oldu. Yani ben henüz 7 yaşındaydım. O zamanlar Yurt Gazetesi var idi. Osmanlı eski Türkmen diliyden yayınlanardı. Doğru. Yurt Gazetesi'ni okutmak alıştırdım. Ben 7-8 yaşında Yurt Gazetesi okurdum. İlk dil zenginliği oradan başladı. Osmanlıca hem yazmak hem okumak. Hem yazmak hem okumak o zamanlardan. 7-8 yaş değildi. Biz ben 13 yaşında Yurt Gazetesi'nde şiir yayınladım. Atasözlerimiz ve koryatlar o zaman. Hangi ildeydi doktor hatırlısın? 97-96 bu senelerdeydi. Horiyat. Ha o zaman. O horiyatlar hatırlı sen şimdi onlardan bir şeyler. Vallahi hatırlarım yani. İlk horiyat onu öğretti dedi. Bunu güzel böyle ele daha güzel oldu. Daha güzel yazdı dedi. Cana allattı bunlar. Mani dillattı bunlar. Bir üstüne beş koyarlar ne bismillattı bunlar. Allah. O zamanlar. Onun yanında ben bir şey yazdım. Aynı yayınladım. Eski ilk horiyatlarımdan. Oynandık oyun takin. Kesildik bu oyun takin. Her günde bir dağdayık sahapsız koyun takin. Allah. O zamanlar ilk horiyatlar böyle bir şeyden, dörtlükten başladı. Yani sen bilsen ey şair, dörtlükten başlar yani. Bir de başta cinas ne kadar zor oldu, yani bildiğimiz kadar zordu. Tabii. Ama şair daha fazla cinasa yakın oldu. Hani bizim kolaydı esas şeydi. Esas horiyatımız cinastı yani. Esas horiyat cinastı bizde. Doğru. Sen dörtlüyle başladın. Dörtlüyle başladık. O zamanlarda aynı hatırıma geldi bir cinaz geldi o zamanlar fikrime. O zaman yazmıştım özüm. Bunlar hepsi gazetede yayınlandı. Yayınlandı zamanında. Bir de Kardeşlik dergisi vardı. Dergisi. Onda da yayınlanmış. Ama en fazla yurttaydı. Çünkü onun o zamanlar bizim dilde olduğumuza, yeni Türkçe yazısıyla yazılmadığına okuyan daha fazlaydı. Doğru. Daha üreklere, gevirlere yakınıydı. Bir de bayağı büyük bir şeydi doktor. O yaşta bir de evet. O vakit baskı var idi Türkmen diline. Yani her sözün, anlamda. Her sözün bir hesabı var idi. Sen o sözü diyende gerek mesela düşünesen ne diyeceksin? Düz Hurmatı bölgesi olarak ayrı bir baskı var üstüne siyasi mesela dilinden dolayı bu şeyler yani ben. Tebrik ederim. Bu da bir başarı da o oynandı bu oyun. Takin aynı bir mücazife sen dinlece değilsen o zamanlar yani kurt, koyun başka tefsir olmaz. Doğru. Zaten siyasi bir hani siyasi. Günde bir evet. Çobanımız var. Günde böyle bir şey. Her günde bir dağdayık sahapsız koyun takin. Doğru. Ondan sonra? Ondan sonra yavaş yavaş demedim yani. Lafım biraz tekmili edim isterim o şeyi. Buyurun. Abim Adnan Assafoğlu beni şiir akşamlarına götürerdi. Aynı zamanda eğlenceler olardı, ya toylar, günler. Bak şimdi hakikat haradan geldi. Bir yandan şiir, koruyat. Bir yandan eğlenceler giden damora filan ses sanatkarı buyursun. Evvel bilirsen yani eskiler. Spiker. Şimdi de karşımızda filan sesler. Arif dedikleri. Şey, Bayat makamıyla, Hicaz makamıyla sabah. O makamı okuyanda ben kulağa sardım. Bakın bunun girişine cahat, çıkışına cahat ne beste çıkar özünden. Güzel. O da bende bir başka sanat sevgisi yarattı. Ya baksan bu makamdan Bayat'tan bu mani çıkıyor. Hicaz beladı, vele yerde çağlandı. Merak daha fazla. Daha merak fazla oldu. Şey dediyiz doktor, şiir akşamları. Hı. O vakit devamlı var idi, mesela haftalık idi. Yok, haftalık yoktu. Yani bir münasebetten münasebete bir şey olardı. Diğer çok zamanlar diye anama töreni olardı. Bir şairin diye şeyi var. Mesela yıl dönümü, 40'dı, böyle bir şeydi. Aynı mutluluk diye 24 Ocak'dı filan şey. Münasebetlerde yapılardı. Yani sırada yani normal bir şekilde edebiyatçılar yapardı. Özün orak atlardı. Başka bir dadı var idi. Bu diyek bu dönem bitti. Bu dönem bitti. Başka bir dönem Doktor Sadık tam o zaman Sadık Hassafoğlu tam şair
ses sanatçılar, söz üstüler özünden. Bir de bu arada doktor sen daha yani mani sözlerine daha fazla yakınsan bildiğim kadarıyla. Bela. Mesela gazellerden, horiyatlardan onu da yazıpsan. Bela. Ama mani sözlerine daha fazla, daha fazla ilgi var. Her şair, ya da şair diyeyim yakın, şair büyük bir kelimedir bizim yanımızda. Yazar, yazar bir edebiyatçı. Bu da tabii seni alçak gönüllülükten geldi. Estağfurullah yani bizim benim yanımda şairlik insan öz özüne şair demez. Büyük bir hakikat. Doğru. Başladık her şairmen dedim neyden başlar? Kim horiyat? En fazla horiyat. Cinastan horiyat aynı genel anlamda. Onudan başladık. Ondan sonra bakarsan her edebiyatçı kendine has bir yöntem, bir yol seçer. Ben ne yolunu seçtim? Baktım öz özümü harda bulam daha fazla. Manide, bestede. Bela, beste sözünde bulam özümü. Kalktım daha ilk 2003-2004 koydu ya. 2003'ün nihayet sonuydu. 2004'ün de evvel evveliydi. Av daha doğrusu keşke bir şey var idi. Unuttum getirme özünü keşke. Dün böyle şiir kitaplarını açırdım. Bir kağıt buldum özünde böyle ezilip. Tarih 1998. Tarih 1998, 99, bir kardeş üzerine yazmışım. O zamanlarda. O zamanlarda. Ama bestelenmeyip? Yok, vaktinde yazdım. Bilirsin yani serbest işlerde çağırdık, dükkanda diye oturmuşum. Doğru. Elimde kağıdı almışım, kağıt helen diye kadar kalıp 1998. Bak o zamandan bir sevgi varymış bizde. Yani baktım da özüne böyle baktım. Hece olarak, kafiye olarak hiçbir yanlışlık yoktu özünde. Ama şimdi bence buradan imza programı vasıtasıyla bence program yayınlandıktan sonra birkaç ses sanatçısı o şiiri merakla senden isteyecekti. Kardeş üzerine diğer şeyden böyle baktım kitaplar içinde. Şiir defterimde taptım özüm. İlgi oldu sonra, beste sözlerine. Ondan sonra çok ilgim oldu beste sözlerine. Onun yanında ne sevdim? Bağlama, saz çalma. Çünkü sen beste söz yazasan, aynı zamanda onun müziğinizsen, bestesini yazasan, şiirini bestesini de desen, gerek onun yanında bir alet kullanasan. Tabii. Kalktım bir alet kullanmakla alıştım. Bu aynen o yıllar o yıllarda, o yıllarda, o yıllarda. Hobi ama aynı zamanda. Yoksa mesela bir kurs, bir falan, bir hoca yanında. Yok, bir arkadaşım var idi, Berber, İhsan Berber, buradan saygı salam. Saygılar, hürmetler. O yederdim yanına, yani taraş amacıyla, özü bakardım bağlama çağla. Dedim bir gün, iki gün mənim de alıştır. Güzel. Mənim de alıştır. Aynı zamanda mənim Mazar Nur'la da olsun, kardeşim partlamada geçindi, İhsan Asafoğlu o da. Gömütü Nur'la da olsun. O da bağlama çalanıydı. Çalardı. Oturar çalardı, ben hadalardım bunu. Ben her zaman bu sazı Allah malumu, ne zaman çalabilirim. Ve oradan bu sevgiler, bir gün geldi, bu sevgiler o başladı. O saz da kullanmaya başladıyız, bağlama dediğimiz. Beladı. Tam dediğim 2004. 2004. 2004. 2004 bir beste yazdım, o besteyi sakladık. Günü geldi çıktı, güzel bir yer de aldı. Amacı neydi saklamakta doktor? Bilmiyorum yani bunu filan ses sanatkarı olsun yok olabilir başkası olsun. Böyle dilinde. Bir şey de oldu mesela saniye içinde bir korku var hele yengeyim korkusu eleştiriye maruz kallam. Eleştiriye maruz kallam. Verdiğim bu beste söz kimse dinlemez özün. Bir hayal kırgınlığına uğrarım. Çünkü bilirsen ilk tecrübada olmasa daha bir daha devamı gelmez. Şey etmesen o beste hançı. O yazdığım beste bir neçe sene audiyak söz bestelenmedi çevirdik özün. Ondan sonra yazdıklarım meydana çıktı, piyasaya çıktı. O güzel kaldı. Ha şey de kazandı. Mesela buradan ilgi kazandı ilk diyor. Şey Mısır Tuzlu'ya verdiğimiz saygı salamımız özlerine bir zamanlar beraber her ince kadar bir yerde çalışarlar bu bestelerimiz sözlerimiz. Çoklara gevül verdim. Çoklara gevülüm verdim bu üç günde. Bayağı önde kazandı o. Ha. Güzel bir besteydi. Çoklara gevül. Ondan evvel de var idi ama bu daha fazla şey o kazandı. O ilkiydi doktor. Yok ondan da evvel var idi. İlk dediğim yandım küle döndümdü. Ki sanatçımız Mufid Gani, şeyin de amcası olur. Müzürüm bu arada. Bestasını da kardeşimiz Ali Kalaylı yapmıştı zamanında. Yandım küle döndüm güzel yarın ahından. Uğrunda geçerim Mursa Ali Dağı'ndan. Güzel, bu başlangıcıydı. Bu başlangıcıydı. Ondan sonra başka sanatkarlar da okudu özüm.
Şey dedik, Üstad Adnan Asaf. Bəli. Ne kadar etkisi var idi Doktor Sani üstüdə? Bir de yardım, destek konusunda bilirsən. Mesela ben bir gün bir xoriyyət yazıram. Bir hoca yanına gitmekten hemen benim abim evdeydi, ona görsədi. Özü mənə şey edərdi, yani yol göstərərdi. Ondan evvel de demirəm, şiir akşamlarından ayrı. Kitab mənə armağan etdi, şiir kitabları. Özünü, özüne aid olan. Hatta ne etsin, yok başka edebiyatçılarında. Ala bu kitap sana armağan. Yoluna mənə armağanı verdi. Bu ne güzeldi, bu ne kitabdı. Kalkardım şokla onu okudum. Kelime zenginliği olsun. Kelime zenginliği, ha. Yani çok destek oldu mənə indiye kadar. Şey merak ettim, doktor bak, başlangıçta çok güzel bestelerle. Ki indi, indi mesela ben birisi bu doktor Sadıkınıymış. Şunu soracağım, bu son sonda ün kazanan şarkılar, deyək, besteler, məallar Doktor Sadıq'ındı. Halbuki biz bilirik, Doktor Sadıq önceden de şiiri var, beste sözleri var. O zaman bu kadar öne çıkmamağı, acaba sənətçiyle ilgili bir şey idi, yoksa bu kadar sosyal medyaya yayınlanmamıştı, indi Doktor Sadıq'ın adını, namını daha fazla duyuruq. Bunun benim yanımda birden fazla, ikiden fazla səbəbi var. Birinci səbəb, o zamanlar sosyal medyalar, internetler belə yox idi. Yani bu şekilde döyüldü. Doğru. Türlü çeşit. En fazla bəstəni tepə qeyd edibdi. Qeyd edib. Orada da şəhərin adı geçmir. Tamam yoksa yox. Ola böyle Duzda bir tepə evinde, təzcil evinde. Kerkük'ten bir tek gelip o kaseti alınca yani biraz sürerdi. İndi sosyal medya bu zamanlarda sosyal medya dursun, internet kalmasın gene döner bu eski şey. Doğru. Yine döner. Bu bir sebep. İkinci olabilir ses sənətkarda da sebep olabilir. Yani bəs bizde olmasın. Koy o taraftan da diyelim. Yani budur bak Hasan. Mesela tanıtmırdı. Bu bəstən filanı. Filanı olabilir. O ses sənətkarda millet daha fazla sevir. O ses sənətkarı özü-özün fazla meydana göstermir. Qeyd edir o mənini. Qeyd edəndən sonra gedir bu bəstəni qoyub başqa kimsələrin bəstəsini oxur. Toylarda, günlərdə onu hiç şöhrət almırdı. Bu iki. Üçüncü, mənə özel bir səbəb var idi. O da nə bilirsən, yani biz demirəm başladığımda 2005 sənəsində başımıza çok büyük bir olay geldi. Terör olayları. Terör, partlamada bizim 4 tane şehit verdik. Mazarların orada olsun. Mazarların orada olsun. Mən kendim de yaralıydım. Yani o zamanlar daha yengi başlısan bir belə şey o raginanda yani havası kalmaz bir şeylerdi. Bu yolda baksan daha diyorsan yok. Doğru. Bir il, iki bu da bir sebebiydi. Bir sebebiydi. Aynı zamanda okumak. Yani ben Türkiye'ye gittim 4 sene, 5 sene, 4 sene orada okumağım. Döndüm. Yol burada iş aktar, ev kur günan. Doğru. Tamam yoksa yok. Okumak bitti, işimizi tattık, oturduk. Ondan sonra burada kalan çağırdığımızda rahatlığını ver, kafamız dinlendi. Sosyal medyada daha şey oldu. Fazla oldu millet ara yerinde internet kullanmaya. Daha fazla özümüzü meydana aldı. Üç sebebi dedi doktor, acaba bu sebebi de ekleyebiliriz. Şeydi, mesela ben bir dinleyici olarak nüxbə dövgüləm. Nüxbə dediğimiz mesela sənət iş cəmiyyəsində olanlar ise sənətçidir, müzisyəndir, şairdir. Doktor Sadıq tanır, bilir. Ama ben bir dinleyici olarak merak etmirəm də çox bunun sözünü kim yazıbdı, bunun bəstəsini kim... Mühim, o ses sənətçidir, güzel oxur özün, söz də güzəldir. Bunda şey edelim biz o zaman, ses sənətkarlarını suçlayalım. Doğru. Zaten ikinci eləştirir olur. Bilirsən nişin. İndi sən burada bu programı qeyd etsin. Tək başıya mı qeyd etsin özü? Bir ekip var arxanda. Ekip var. O ekip olmasa sən burada olmasın. Hiç. Tamam. Aynı zamanda ses sənətkarı budur. Ses sənətkarıya ulaşınca söz yazıldı. Bu söz bir, iki, üç kere gözden geçirildi. Yani bazen şair deyende, o yazar deyende mən gecəni yatmıram tarafı. Doğrudur. Doğru bir hakikat. Gecen necə yatmır? Yatıb. Baxasan o şiir yuxudan o yat. Qalxsan, ah mən bir şiir filan qalxıyam. Qalıbdı, hələ bitməyibdi. Baxasan yuxudan qalxıbsan, o qafaya gəlib. Məcbur qalxacaqsan, yazacaqsan özün. Yani o adamdan. Ondan sonra bu bəstələrin
Şimdi bizim en zorluk çaktığımız işlerde Türkmansan adlı beste düzündü yağın. Zorluk işi doktor. O kadar bestekarımız yoktu. Bestekarımız da var. Şimdi bizim akademisyen yoktu. Akademisyen var indi birisinin adını unutmayalım diyağın özün. Var fazla ama indi bu destek olan akademisyen bizlere sözlerimizde saygı salamım Ahmet Benne Ankara'da. Güzel buradan saygılar, hürmetler. Ahmet Benne, akademisyen, doktor öğrencisiydi indi şeyde sanat bölümünde. Yani o notayla şeyle bize yardımcı oldu. Ama bizimkiler yani olabilir başkası da var, Üstad Harbi var, başkası var ama onlar başka alanla meşgul değil. Müzikten, besteyden şey yok, meşgul değiller. Biz sema'i diye bestarlık özüm. Sema'i bir gün, iki gün, bir beste, iki beste. Halbuki bakarsan başka birisine benzeyecek. Onu diyecektim. Yani zaten bu birisine sıkıntılar bu sonunda çok olur. Baksan bir besteye benzer. Bazen aynı bizim Kırkük içinde, av, Irak içinde, Türkmeniyeli bölgesi içinde bir besteye benzer, ister yengiden ister eskiden. Bazen de baksan indi YouTube vasıtasıyla baksan Azerbaycan bir bestesine benzer. Ya Türkiye, ya Tebriz, ya... Bela. Söz, beste, üç ayağısına durar. Bir kazan üç ayağısına durar. Ondan sonra ne geldi? Ses, eda. Eda olaşı. Onun yanında da, koy dörde dağını özün, müzik olmasa, iyi çalınmasa, iyi kayıt olunmasa, o da bir başka hikayedir. Ve doktor, ben en esası görürüm, söz, çünkü bak, hiçbir şey yoktu. Ben bir şey yoktu, bir sanatçıyım. Dünyaya getirirsem... Hiçbir şeyim yoktu. Sen ilk en önemli şeydi sözdü. Dünyaya birinci, ilk o geldi. Daha onu yapısan, mesela müziğini, esas bestesini, onun hazır geldi. Hatta o bestanı, sen o bestanı, o sözü yazınca, koyduğun o sözü yazınca, bu söz gerek bu konudan çıkmasın, birinci köple ikinciye bağlı olsun, başka yenge efkarlar hadafı olsun içinde, yenileme olsun. Ben ha aynı o fikirde yazdım, filan şairde yazdım, yok ben yenge bir şeyler dünya mecburam katmıyor. Dünya günde öne geldi, yenge sözcükler mecburam katmıyor özüne. Fe bu dünyaya geldi cilde sözde. Cilde ekşinli. Yani konmaçsak uzağını. Mesela ha bizim bestelerimizde, sözlerimizde eski dat kalmayıptı. Ha bizim ses sanatkarlarımız böyle olup. Yok kardeş böyle diyor. Bunu soracaktım doktor. Bu velev konudan çıktık. Yok çıkmamışım. Şeyi... Yok tam konudayık. Çünkü birbirine bağlıydı doktor. Ben zaten bunu soracaktım. Hiç olmadı. Mene göre yok. Daha tatavvur olubdu. Bu gençlere destekçisin. Destekçiyim hepsine. Her birinde de kimse demesin filan. Ses sanatkar beladı, o iyi okur, her birinin bir dağıtı var. Madam bu yoldadı, bu dille hizmet evri. Ama makul sınırında doktor, hani edebi yok, şeyden yok. Çıkmasın, edebi, bizim kültürümüzden. Ahlaktan, ürüftan, adatımızdan, bizim bize has bir ahlak, uruf adatımız var. Ondan çıkılmaz. Ama keses diye her birinde bir dağıtı var. Hatta ki yazar diye filan şaireye yazmıyor, yok böyle bir söz yoktu. Madam kalem ağlı bağlı. Ben buna destekçi olmasam bir gün, iki gün, üç gün didi özü özün şey eder. Kuvvetlaştırır, labud bir gün meydana çıkar, daha güzel şeyler yazar. Hiç kimse hani biz kırmayalım, yol gösterelim. Eleştiri, yapıcı eleştiri yapar. Yok, yıkıcı. Yıkıcı etmeyelim özü. Doğru, doktor şöyle bir şey de var sende. Hani o dönem, önceden dediği 90'lar, 2000'ler. Bir de yeni gençlerle işbirliği yapsan, taamül etsen özleriden. Bunun ne kadar bir faydası var, bir iyi bir şeyi var sana göre, bir de o sanatçılara göre. Hani önceden de bir deneyimi var bu şiir şeyinde. Şimdi de yeni bu sözcükler dediği, bu ne kadar faydası olur? Faydası ne olur? Ben şimdi kalsam eski fikirde, fakat eski şeyler dinlesem. Yengilere göz atmasam, yengilerden oturup kalkmasam, bahım fikirlerinde ne var ne yok, ben öz özümü yengilemem. Doğru. Sözlerime söz katabilmem. Ha, bir yerde durasan. Bir yerde durasan, 90'larda eskiler yazdığında o zamandan sevdi, indiden sevdi aynıydı. Yok. O zamandan mektubuydu, teknoloji şeyler, tatavvurlar indiden aynıydı. Yok. Fark eder. O zamanlar diyebilirdi, mobil çaldım, telefon, mobilim almadım. Şimdi kullanabilirsin. Bu konunu imza programında çok tartışırım doktor. Çünkü en
yani en kolay ve en öz misal bilirim. İndi birisi ki mesela şair olarak yasay mesela mektubuyu yırttım, yandırdım, hiç gelmez. Çünkü kim kimin için indi kağıtta mektubu gönderdi. Tamam. Ha, ya bu da telefonu kapattım, ha. Ya bu da mektubları sildim. Ha. O oğlu. İşte budur. Sen bu diyarın bu tatavvurdan öz işe yetmeyince, yetiştirmeyince o zaman sen aslında her eski sözlükler yazasın. Tamam, filklorumuz unutmayarak, filklorumuz o başka bir şeydi. Ama biz mecburuz, hatta Arap sanatında, başka diller sanatında, Türk sanatı da hepsinde var. Yenileme. Hepsinde var. Yoktu hiçbirinde. Şimdi Türk halk müziği eskiden indi aynıydı. Yok. Eskiden Türk arabesk müziği, ferdi falan, başka arabesk sanatkarlar, indi o kadar şey kalıp, indi daha fazla rap'e yönlendiler gençler. Bu da yenileme abi. Ve ben o sözümü şey etmedim, söz, beste, ondan sonra ses sanatkarı. O zaman ses sanatkarı bunu yayınlayanda ya da bir yerde okuyanda gerek unutmasın. Şairin de hakkını... Unutmasın. Bu var. Onun içindir bir askere şair perdeler arkasında meydanda olmadığına ses sanatkar tanılı şair bu kimdi filan filan kimdi niçin? Çünkü o okuyan unudur. Demir'i. Demir'i. O var işin içinde. Türkiye demişken sen dediğin kimin yönlendiği oraya 2006 sanası. Okumak için. Orada gurbetlik var. O vaxtta var idi, hiss edilirdi. İndi gerçi hiss edilmir. İndi dünyanın her arasına geçsek... O vaxtta da az var idi. Koydu ya 2003'den şeyinden, o rejim döneminden önce daha fazlaydı. Daha fazlaydı. 2003'ten 2007-2008'e kadar biraz zor idi. Niçin? Çünkü WhatsApp'tı filan, internet burada yoktu. Mecbur geçsem bir telefon tavsam bu şeylerde, kabinlerde. Oradan kart alsan konuşursan yani. Aynen gurbetli havasını biraz hisse edirdi. Var. Bildiğimiz kadar. Gurbet. İndi de git gurbet. Tabii bazen öz mantıkaydan çıkıp bir başka mantıkaya gidesen aynen o şeyi hisse edesen. Onu soracaktım doktor. Gurbet dediğimiz hani o daha fazla bir şey yaratmadı bildiğimiz kadar insan ne kadar acı çektiği zaman hele şair olarak hassisti şair bilsen. Bazen sevgi tatlı sert hani, tatlı ekşi, gurbet de daha gurbet fazla acısı, doktor Sadık'a bir şey eklemedi. Ekledi. Yani biz bazen orada oturardık, derslerimiz bitip, arkadaşlar kendi herkese dairesinde, evinde oturuptu. Sen tek başıyasan, labut fikriye bir şey gelecek. Ben buna dört duvar arasında yalnız oturmuşum. Hele sen daha fazla, bir de seni yani de bağlama da var. Bağlama da var. Yani yarattı bizde zamanında kullanabildik telefonda bir şey. Ha, çok normal. Şey vaktinde bir beste yazdık. Yani belki de bunu ben yaşamamışım. Ama oradayken özümü yaşattırdım dedim. Eskiden bunlar gurbette nece yaşarmışlar. Ne telefon, ne bir ulaşım, ne bir şey, ne haber. Kalktım o zaman uşağıydım yurtta Kefta Safa'da. Sözümü ben zaten bazı vakamdan bazı başka bir sınıf vakamdan. Yurt dediğimiz vatan. Yok yurt diye kısım dahili. Yok vatan. Vatan. Yurdumuz. Onu Hazretim açıklayak. Yurt vatan. Uşağıydım yurtta Kefta Safa'da gam kahir bilmezdim. Gevlim havada. İnan göz yok idi. Malda parada gün geldi yurdumun gülleri soldu. Dağıldı günbe gün. Verene oldu. Bu yurtta uşağıydım yurtta. Vasıf buradan başladı. Yurttaydım, vatanda yaşırdım. Gün be gün bu vatan acısı, hasar, bilmem ne. Gün be gün güller soldu, dağıldı gün be gün. Geden gitti, kaçan kaçtı, idam olan oldu. Bu şiiri vaktinde aşama aşama yazdım. Sonra dedik, yurdumu terk ettim zalim üzülden. Yurt ne oldu birinci? Uşağıydım, yurtta güzel yaşardım. Vatanda güzel yaşardım. Çok problemler oldu özünde. Yaşandı özünde. Mecbur ikinci ne oldum? Yurdumu terk ettim zalim yüzünden. Mecbur idim çıkayım anam sözünden. Niçin anam sözünden? Gitme, kal. Kabul etmezsen bu hiçbir nene kabul Allah başımızdan eksik etmezsin. Özlerini, eşlerimizi, Allah uzun ömürler bütün kadınlarımızı. Döneydim öpeydim yaşlı gözünü. Bir de bu ağacını yaşadım nene yada düştü. Döneydim öpeydim yaşlı gözünü. Ey zalim hiç boynu azad olmasın. Yaman dertler ye. Çar bulunmasın. Allah. Zalim
o zamanın diktar rejimin başında olanı kast ediyorduk biz özünü. Bir gece oturdum daldım ağladım. Gurbette. Gurbet. Ana baba kardeş bacımı yadladım. Yarımın resmini tok kucakladım. Yatmadım o gece ben sayak kaldım. O eski günler yadıma saldım. Gurbette kalmaktan ürəyim coştu. Anladım gurbette yaşamak boştu. Duzun xarabası, vatan xarabası, gurbetten xoştu. Cihandan, gurbetten xoştu. Ah yansın, tükensin adı gurbetin, gurbet çeken bili. Vatan kıymatın, gurbet çeken bili, duzun kıymatın. Sonunda döndük vatana, bitti. 2003 bitti, yeni bir dönem başladı. Döndüm, gördüm yurdum, verana olup. Gelenler başka bir umutla geldi ama hayal kırıklığına uğradı. Döndüm gördüm yurdum verene olup yabancılar yurdum. Sahabe olup. Herkesin ürəyi qəhrdən dolub. Baxdım duzun biti o eski dadı. Mursa Ali düşüb bəs qalıb adı. Allah. Mursa Ali düşüb bəs qalıb adı. Bu 2005 senesinde, 2006 oradayken yazmışam özüm. Vaxtında bu bestelendi de aynı ses sanatkar Muzhir Tuzlu oxudu özüm. Bu aynı ilk diye yandım küle döndümden sonra bu yazıldı. Yani gurbette de kesilmedi. Yok. Aynı devam edirdi yo, şairler. O zamanlar devam edirdi. Gün be gün işte de öz özümüzü geliştirdi. Geldik işte bugüne ulaştık Allah'a şükür Allah sayasından, milletimizin sayasından. Dəstəyiydən bəstə sözünə üzləşdik biz bu yöntəm tutduq. Bunu konuşacaqdıq daha fazla. Affedersen lafı şəkərdən kəsirəm. Daha fazla bu konulara girəcəyik. Amma indi bir qısa aramız var. Hiç. Qısa aradan sonra tekrar devam edər. Efendim qısa bir aramız var. Aradan sonra imza proqramı sizinlə devam edəcək. Efendim, aradan sonra imza programı devam etmektedir. Doktorcum, burada zərflərimiz var. Zərflərin içinde fotoğraflar var, sənə aid olan. Fotoğrafları tek tek açıp, bakıp, ona göre yorum isteyeceğim senden. Olur. Bazen de ben soru soracağım o fotoğraflara. Olur. Yani fotoğraflarla ilgili, affedersen. Buyurun başlayabilirim birinci fotoğraftan, birinci zərfden. Ahmet. Kardeş bunlar haradan tapırsın? Bu sürpriz oldu. Valla ha, bunu hiç dememiştim de böyle bir fakara var. Allah rahmet eylesin. Büyük üstadımız Ali Ma'rufoğlu. Taviz olunmaz. Hiç taviz olunmaz. Ne kadar, affedersen doktor, nece bir ilişki var idi yani, rahmetli üstad Ali Ma'ruf'tan? Ben ömrüme göre, şeyime göre o kadar... Yani diyebilirim sana fazla oturuşum şeyim olmadı özden. Ve çok etkilenmiştim özden. Son dönemlerde giderdim yanına. İşte ben onu görmüştüm yani ziyareti bayağı ziyaret, olurdu özne bu son sonunda. Biz oğlu kimini yani çocuklar kiminiydi. Gidende yanına resmiyet bir şekilde gitmez. Oturardık yanında barabara yeme şey yani bir şekilde. Bir de böyle insanların doktor her hakikatinden haz edesen faydalanasan. Hiç konuşmazdım. Haz derdim öz konuşsun dinleyeyim. Gevlimde de diyerdim Rabbül Alemin bunun ömrünü uzun eləyinən. Yani bu Türkman edebiyatının dingasıdır. Doğrudur. Yoktu, sadece yani, yok bəz düz xurmatı. Yok, Türkman eylidir. Türkman edebiyatının. Irak da diyebilirler. Hakikaten yani, taviz olmayan bir insan. Taviz olmayan. Çok insanlarımız var. Birisi de budur yani. Eleştirici, ne bileyim, yazar, şair, her bir şey var idi özünde. Başka bir insanıydı. Başka kelimeler, çok sözlükler var idi özünde. Yani ben de ziyaret yani, etmiştim. Çok kerim bir adamıydı da. Kullandığı kelimeler çok kimse kullanmamıştı özünü. Yani şimdi böyle resmine bakıyorum. O en son oturduğum oturuş yadıma geldi. O oturuş doktor bildiğim kadarı şeydi. Hani böyle bir proje var idi. Rahmetlinin son yazdıklarını bir kitaba çevirmek böyle bir şey var idi. Bunu da bilsen. O Mardon zaman duzdaydım ben. O zaman duzdaydım. O fetreler duzdaydım. Gittik bu oturuşta oturmuştuk. Dedi oğlum ben bir kitap istedim özümden doğrusu. Bir kitabım bastırmıştı. Şebeket-i İlam-ı Irak'ı bastırmıştı. Belagat adında bir kitap.
Yani o Fuzuli'nin şeyi... Yok, Belagat, mavi ciltli bir kitabıydı. Doğru. Belagat adlı. Çok güzel bir kitabdı. En sonunda fotokopisi ulaştım. Yani. Aslı nüskası ulaşmadım. Yani. Çünkü 47-46 nüskü etmişler. Tüm Irak'a verdiler özüm. Daha konu dedi oğlum. Yani özünde bir şey var idi. Benim yazdığım şiirlere çok kimseye, az kimselere güvenim var. Veririm. Hani veririm özüm. Ne şey gibi etmezsin, dedim. Tensip etmezsin özüne. Biz Ali Ağam'ı diyardık. Ağam ne kimin dedim, dedi. Son bir yazdığım çok kitaplar var. Yani el yazısıyla yaz bu özün. Doğru. Ama hele bastırılmayıp bir şey olmayıptı. Güneş yüzüne çıkmayıptı öyle. Dedi, hatun o şeyi vermene. Filan peşette filan kitabı getirmenim için getirdi. El yazısıyla 160-155 safha bir şey yazdı. Son kitabı. Kitabın adını da koyuptu. Horiyatlar ve Doruklar. Kitabın adını da koyup dedi, bunu istirem bir tek benim için bilgisayar alsın dedim bu bende. Dedim ben de onun için çıkarttım özünü. Hele de emin olma. Bilirsen ne dedi? Yeni dedi, harflerle bunu... doktor amaçlı olaydı yoksa? Eski harflerle. Aynı eski harflerle. Eski harflerle. Dedi bunu aparasan, dedi kerkütü oturasan dedim ben. Dedim bunu aparasan iki gün sonra fotokopisini çekesen, bir de orijinalini döndüresem ben. Yani bak ne kadar azizdi bu yazdıklar, bu şeyler yanında. Birinci gün, ikinci gün ben aradı, diyet fotokopisini çek, göndermem için özün. Ben de fazla uzatmadım. Fotokopisini aldım, hemen gönderdim. Dedim elini ulaşsın, hatta istirahat etsin. Başladım bu kitabı yazmaya ama zorluk çektim özün. Zorluk çektim. Neden? Hele de bitmeyipti. Sebep de var bitme mağına. Yok sebep de. İndi yerim sana sebep. O zorluklar ilk önce. Zorluklar neydi? Çok çukur kelimeler kullandı özünde. Allah. Çok çukur kelimeler. Aynı zamanda neydi? Dipnot alıp özünde. Her safhanın altında dipnot alıp bu sözün açıklaması neydi? Anlamı budur. Yani en güzeli budur. Yani o sözler var özünde. Bizim asla yadımızda yoktu. Eski Türkmen hakikatları. Dibnot alıp bunun açıklaması budu. İkincinin açıklaması budu. Bütününü açıklayıp özünde. Güzel güzel horiyatlar, güzel güzel hatta gazeller, şeyler, manzum kasideler var özünde. Çok güzel, çok ağır şeyler. Zorlukları dedik. Zorluklar, kelimeler zorluğu var özünde. Eski çukur kelimeler var özünde. Özü de ben hele bu kitabın 50. safhasına ulaşmışam, Allah'ın rahmatına kavuştu. Ben o yazdığım yerde not da aldım özün. Bu yazını yazarken haber aldım filan saatte filan tarihte. Bu kitabın sahibi Allah'ın rahmatına kavuştu. Gömetinur'la dostum. Allah'ın İndi rahmatına... hangi aşamada doktor? Hangi aşamada? Duruptu. Sebep? Sebebim diyeyim sana. Sebebi fotokopisi çıkmayıptı aldığımız şeyin. El yazısı da. Sen bunu yazasan siyah çıkıptı. Döndüm orijinalini, orijinalini bulmuram da. Hani döndürdü öz çöbürde. Öz içine. Yani evine gelirim, ailesine derim. Dur vallahi bilmirəm. Olabilir başka oğla var özüm. Ona da ulaşabilmirəm. Kardeşi oğlu buradan saygı salamımız büyük ses sanatkarı Ahmet Düzlü. Ahmet Hamid Düzlü kardeşi oğludur. Şeyin. Onun vasıtasıyla istedim ulaşma özüne. O da yani bir çaba harcadı. Gitti, baktı, şey etti, gene bulabilmem. Şey dediniz doktor, hani 50 sayfadan oluşan bir şey, yani diğer 50. sayfaya ulaştıyız. Mesela sadece onu bastırsayız, yine rahmetlinin anısına... Şey var, bunun içinde ne var? Birbirine bağlı. Ben edebilmem. Gerek indi kalem sahabi, yaz sahabi gitti, Allah'ın rahmetine kavuştu. Gırmının kalan varisinden, şeyinden izin alın bitirmiyoruz. Olabilir, ben bir aşamaya ulaştırdım, bastırdım özün. Olabilir, diğer, hiç bizim haberimiz yoktu bu işe edip sen. Olabilir, biz kabul etmirdik bu işe edesen. Ve onun için çok üzülmüşüm de yani. Keşke ben vakta söz verdim diye. Söz mü ne dedim, söz ben ederim bu işi. Kaldı bana. Yani, horiyatlarından birisi indi yadıma düştü. O kitabın içinde bir gözyaşı kakanı yerde. Çızıldar akan yerde. Öpme öz uşağıyı yetimler bakanlar. Nece bir belagattı, ne bir horuya. Öpme öz uşağıyı. Çünkü yetimdi, yetimin babası yoktu, gevli kırılıdır. Öpme öz uşağıyı yetimler. Bir de horuyat var, tam indi hatırlamıram. Yani tam son şeyini hatırlamıram. Merde degme dekhilem, böyle bir şeydi. Yıkhilem. Ha, yıkhilem, ha. Ha, merde...
namarda al sani içimerde de ben dahilim. Yani dedikler, dörtlükler, rubailer, her biri bir belagat, bir mektabdı. Hatta geçen sene çok üzüldüm ne tarafından? Yani il dönümü vefatıydı. Hiç kimse hatırlamadı özüm. Gömütün ulla da olsun. Büyük üstadımız Ali Mazarlı Marfoğlu. Mazarlı olsun. Allah gittiği yerden utandırmasın özüm. İnşallah o projede inşallah başarı getirir. Şey, umudumuz inşallah. Benim hedefim budur. İnşallah Allah bize güç kuvvet verir, ömür verir, bitirir bu kitabı. İnşallah. Geçek o bir zarflere doktor. İkinci. Abim. Adnan Assafoğlu. Demin baştan adın getirdi. Getir. Ustadımız buradan saygılar, hürmetler. Adnan Assafoğlu. Abimdi bu. Her hayatımın her bir anlamı da. Adnan her abi. Bir şeydi. Yani biz, ben henüz 7 yaşındayken Allah'ın, babam Allah'ın rahmetine kavuştu. Öz bize babalık etti, abilik etti, kardeşlik etti. Özellikle ben daha küçük yaştaydım. Ben bugüne kadar öz ulaştırdı. İster sen edebi hayatımda, ister böyle hayatımda. Onu soracağım. Doktor siz Adnan abi, rahmetli İhsan. İhsan Asaf, o da tam. Bunlar hapse edebiyat. Hatta kardeşim Mudahar Asafoğlu, o da küçük yaştaydı. Buradan saygılar, hürmetler, hürmetlerimiz Mudahar'a da. Küçük yaştaydı, o da sanat havasındaydı. Yani şarkı okurdu o zamanlardan. Mudahar. Bunlar sanat yolundaydı. O bir kardeşim rahmetli Allah rahmet eylesin Burhan. O da aynı şehit oldu şeyden. Yani bir başka az da var. Ha, o da Gassan, o serbest işlerde kardeşim Gassan. Birisi de yurt dışında saygı salamın buradan özüne Kahtan Assafı. Kahtan Assafı. Ama bütününde bir sanat, bir edebiyat sevgisi var. Onu merak edirdim. Sizde rahmetli babaydan gelmeydi yoksa bes ustadı Adnan? Yo, ondan gelmedi. Eğer yanlış dögülsem, abim Adnan Assafoğlu'na rahmetli babam Kumru adında bir kitap armağan etmişti o zamanlar. O zamanlar rahmetli eski. Rahmetli armağan, armağan etmişti. Bunda bir şiir sevgisi abimde başlamıştı. Cilbe cilbe yol bana. O bir abilerime sonra bana ulaştım şeyler. Güzel. Şey var idi sende. Önceden de bu mevzuyu konuşmuştuk. Hani etkisi, yardımı, eleştiri tabii, konusunda. Tabii. Ben ömür boyu ne yapsam borcluyum özüne. Çok borcluyum özüne. Gerçekten. Ustad Adnan idi. Ne işle meşguldü? Aynı. Serbest işle memurdu elektrik şeyinde. Daha arasında. Ama edebiyat hayatında hala devam edilir. Devam edilir. Devam edilir. En sevdiğim bir şey de var. Bir şarkı yazdım zamanında. Bir derde düşmüşem bulunmaz çarım. Kendisine ait. Ustad Adnan'ın kendisine da. Ait. Güzel. Kendisine ait. Buradan saygılar, hürmetler. Saygı salam. Ustad Allah Adnan Assafoğlu'na. Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün abilerimizi, abilerimizden var. Allah uzun ömürler yaşatmasın. Allah uzun ömürler versin. Sana da, Ustad Adnan'a da, o bir kardeşlere de. Geçek o bir zarfa. Bunu da bulupsuz demez bu. Bu yol bu farklı bir yöntemdi. Biz bu edebi hayatımızda. Şimdi akademisyen hayatımızdan hiç konuşmadık. Bunu işte bu fotoğrafa bu çevirdim. Ha, bu akademisyen hayatımızda. Halen doktor seni görevine. Dekan yardımcısıyım. Cemaatül İmam Cafer Sadık. Cafer Sadık Üniversitesi. Orada muavin reis cemaat yedikler. Muavin Amid. Amid. Ha, Amid orada. 11 yıldı bu görevdeyim. Allah'a şükür başarıyla bu işe devam etmekteyiz. Güzel, yani hala o devam ederim. İkinci evimdi. Yani öz evim, kendi evim sayarım özüm orası. Çünkü ben 11 il bir yerde kaldıktan sonra, bilirsen aynı kendi evi 2000'de oğlum. Rızık kapımızdı da orası. Hala da hala devam ederim. Onu demek istedim. Akademi hayat ayrıdı, edebi hayat ayrıdı. Bazen bizim müştemaatımızda bilirsen, ha bu nece filan yerde ders verir, o dekan yardımcısı nece oğlu programda çıksın şair, bestekar. Hatırlısan doktor, affedersen, hatırlısan başta dedim, bizim ses sanatçımız var, doktor unvanı alan. Valla daha fazla var, bilirsen hele gün yüzüne çıkmayan, yani öz özlerini saklayan çok kimseler var. Bu adet, uruf şey sebebine utanırlar, çıkmırlar. Doğru, bu hele bizim millette, Türkmen milletinde daha fazla var.
Arap'ta da var, öbür kesimlerde de var. Kızdım ne dedi doktor? Bu bir ayıp bir şey diyor ki. Hı. Sevdiği bir iştiyapır. İster müzik olsun, ister şiir olsun, ister edebiyat olsun. Ama hala bu kaydı kırmamışız. Bizim millet hala başka gözden bakıyor. Ama umarız seni vasıtayla kırırız. Olur. Biz umursamamışız. Ben demişim. O başka hayatı, bu başka hayatı. Bu fotoğraf... Bu fotoğraf şeydendi. İndi saygı salamım özüne. Kerkük Üniversitesi Rektörü Doktor Amran Cemal da aldı. Buradan saygı salamımız özüne. Denetim diye gelmişler bizim üniversiteye. Korona vaktidir. Erlik maskemiz... Necə geçirdi doktor o vaxt? Valla çok zorlu Çok zorlu. Durdu zannedersem elektronik oldu. Devam durdu. Yani çok etkilendik. Etkilendik ne tarafından? Öğrenci yoksan devama geçsen, tek başına uzaktan eğitim versen, aynı zamanda sani vatanda bu ülkede ne var? İnternet sorunu var. Başka ülkeler kimin diyor ki internetimiz 4-4'lük bilmem ne. Yani sen bu dersi öğrenciye ulaştırınca, halbuki çok zorluk çaresen. Hele de bir başka sorun neydi bizim öğrencilerimizde? Genel olarak bu şey yok, bu kültür yokuydu uzaktan eğitim. Yani sen bir ders versen özüne bir yenge şey ortaya çıktı, bu alışıp gelsin, üzbe üz ders alsın. Hele o programı açabilmir, hele o programın adını bilmir. Hele o sınavı elektron olarak yapabilmir. Efe çok zorluk çaktık. Allah o günler döndürmesin. Güzel şeydi, bunu unutmadan diyeyim. Bayağı burada yardımcısın da. Ben yani bu görevde ben şahsen bunu konuşum. Her kimi göndermişim. Mesela bir yardımdı, bir gün diye bir hastası var, bir şey var, hiç kusur koymayıpsan. Bütün öğrencilerden, fark bilmeden, hapsiyden bir mesafe ayırık. Bütünüyden, elimizden ne kadar gelirse de iyilik yaparız. Güzel, başarılar dilerim. Sağ olasın. Öğrencilere ve orada olan kadir tedrisiye, sen de olmak üzere. Bütün kadir bütünlerine saygı salamım, hürmetim. Bizden de hapsına. Geçek o bir fotoğrafa doktor. Bu dördüncü fotoğraf. Yaramı açsam da şimdi. Yara demeyeyim de ama insan bilsen yani ailesiyle indi az önce Ustad Adnan'la nece fakir edirdi. Bu rahmetli babaydı. Allah ne diyeyim, yettiği yerden utandırmasın özüm. Ama bu çok büyük bir acıdı içimde. Gerçekten. Ya ben temenni derdim, yani büyük yolundan gözüm önünde babamı görüyorum. Tamam biz diğer kanala ilk kıra gidi şeyle ama doktor baba evin çadırıdı baba gidenden sonra. Yani Allah şey etmesin de benim abilerim hiçbir kusur koymadı ama gene baba kimin olmaz. Doğru. Ben 7 yaşındaydım babam vefat etti. 7 yaş. 7. Hatırlı sen doktor o günler. Hatırlarım özüm. İyi de hatırlarım. Nece bir baba olduğunu, evlatlarına nece yetiştirdiğini, yok günden, zahmetlikten, bu ömrüne göre işiyden, şeyiden bizi yetiştirdiğini. Rahmetli özü eğitimciydi. Yok, serbest işte çalışırdı. Serbest işte çalışırdı. Tükkan var, hiç şey var idi. Hani çok demin dedi, armağan etmişti Ustad Adnan'a kitabı zannettim. Ama yok, kültürel ama oh, bezar, şey, ilgisi var idi. Sürekli gazeteler okurdu. Sürekli gazeteler okurdu. Çok büyük boşluk bıraktı içimizde, aile olarak gerçekten. Bana daha fazla etkilendi çünkü ben hele fazla babalık görmedim özünden. Çünkü 7 yaşında annelisin bir sınıftasan, birinci sınıftasan, tamam. Hele tanımayıpsan dünyanın adına döyük, hele çocuksan baba da geçsin seninle, çok zahmet etti. Yani bunu demek istiyorum. Rahmetlinin gömütün nurla dolsun. Allah mezarı nur içinde yatsın ya Rabbi. Bir sözü var idi. Devam et yer de özüm. Diğer de evlatmanca azizse terbiye ondan daha azizdi. Allah. Evlatmanca azizse onun şiddet her vakit evlada en öğrettiği terbiye öğretti. Doktor hiçbir şey yazdı. İster gazel olsun, ister foyat olsun. Bir yazdım ama getirmemişim özüm baba adlı, belki de getirmişim baba adlı bir şey yazdım son dönemlerde. Yani horiyet de olsa? Necef Aydan. Necef Aydan. Bezanib Necef. Aydan. Aydan. Babam bizi bir güne yetirdi Necef Aydan. Necef Aydan. Necef Aydan. Bütün babalar yani cefa çaktı evlatlarını, ağaclıktan, tokluktan var, bir günü var, bir günü yok. Bugünden başladı. Gömütünürle dolsun doktor, onu da demek istedim. Düz hurmatı olarak
bilsem ben bir ara orada kaldım. Orada yerel bir kanal var idi. Orada çalıştım. Cenab-ı gelirdi yanımıza. Ben gelirdim sizi yanınıza. Tuz hurması hakikaten çok bak Türkmen bölgeleri hepsi Tilafer'de olsun, Beşir'de, Tezze'de bu sonlarda, Tisin'de zaten önceden hepsini. Hepsi ağacı çaktı. Ama özellikle bir ara geldi düz hurması hani o arzaydan kesmek, diğer bölgeden bölgeye terör evet. şeyleri. Siz de ondan payımız aldınız çok aile aldık. Olarak. Çok aldık. Yani payımız aldık. İlk olarak 2005 senesinde aldık. Ben iki kardeş, bir güzel kardeş oğlu. Bir dayızam oğlu damatımız idi aynı dakikada şehit oldular. Ben... Bu 2005 yılı. 2005. Aynı partlamada ben idim. Cenab-ı da yaralandı yolda. Ben idim. Bacım oğlu, amcam oğlu aynı zamanda yaralandık. Yani 7 kişi bir aileden, bir aşiretten aynı dakikada. Ondan sonra başka partlamada abim Mudahir Asaf oğlu yaralandı. Başka partlamada damatımız yani sürekli yetti. Bu biz tek biz değil. Tüm düz hurmat aileleri sonra bu dediler, ağacını çaktı. Sonra dediler düz hurmatı şairlerinde niş bu üzüntü var. Hiç bitmez. Düz hurmatı bestelerinde niş bu üzüntü var. Yani arkadaş bu ağacıları çeken... Büyük hocamız, ustamız İkram Tuzlu. Allah uzun ömürler versin. Uzun ömürler versin Allah'a. Eskiden diye bilmem neden gamgin bu düzün dağlarında. Hakikaten. O zamandan hep o gamlendi. Gamgindi. Düzün dağında bir gamlik var milletine yansıdı. Rahmetlere, şehitlere, Allah'tan Allah rahmet dilerik. Kalanlara da uzun ömürler. Bizim boynumuz borcu bunların adlarını kaldılar. Ve izlerini. İzlerini. İnşallah. Geçek son fotoğrafa doktor. Bu kendime ait. Bu genç oğlan. Bu genç. Bu... Hala da gençsen. Ha, nazarda gitmezsen. Sakal biraz daha kişilik. Doktor bu... Bu 2019. 2009 affedersin. 2009. Hukuk Fakültesi, Gazi Üniversitesi mezunu günüydü. İkinci günüydü gittim bu fotoğrafı çektim. Burada masterydi master, doktor. Masterımı aldım. Gazi Üniversitesi'nde 2006-2005'in sonuydu, 6 senesinde yettik, dil okuduk, Tömer diyorlar Gazi Üniversitesi'nde. Dilden sonra yine Gazi Üniversitesi'nde, Hukuk Fakültesi'nde kabul olundum. Başarıyla tamamladık özünü. Bu fotoğraf onun fotoğrafıydı. Çok güzel günlerde yaşadık orada. Başarılar yani. Dilerim. İster edebi hayatıyla, ister akademisyen hayatıyla. Bence de elhamdülillah tamamıyla yerine getirsen ikisini de. Dönek bir de edebiyat. Fotoğraf kaldırak o zaman. Fotoğraflar kaldırak. Edebiyata dönek. Hani senden hitap etmesinler gençler. Sonunda dediğimiz kimi demin de konuştuk. Gençlerle daha öne çıktı Doktor Sadık Asaf oğlunun adı. Ya önceden de var idi onun hakkını yemeyek ama sonunda kimlerden daha fazla işbirliği yapsan doktor çalışsan? Biz sonunda yemeyek yani biz bütün yüden çalıştık. Bilirim. Bir Türk ses sanatkar kalmadı çalışmayak Allah'a şükür bütün yüden çalıştık. Yani ilk Muzhir'den başladık, Muzhir Tuzlu. Ondan sonra usta ses sanatçımız Ali Bennoğlu. İndiye kadar onunla çalışmaktayız. Büyüklerden başlayıp Mufid Gani'di, Kerkük'ten, eskiden Muhammed Kayı'dan da çalıştık, Samir Kerkük'lü de Ayad Nazım'da ama bu son dönemlerde, en son dönemlerde çok çalışmamız gençlerimizdendi. Güzel bir destekti de onlara. Destekti. Özleri de yani kusur koymuyorlar, sanatta iyi bir şey başarı kaydedebilirler. Kardeşimiz de sanatkar Hüseyin Tuzlu. Onu da buradan çok saygılar, işler, hürmetler. Zaten bir bölümde özü konuk olacak. İnşallah. Onun yanında değerli kardeşim ses sanatkarı Erkan Reşit. Erkan Reşit. Erkan Arayız. Biz Erkan Reşit. O da misafirimiziydi. Onu da çok başarılar kaydettik. Koyduk Fırkat Deniz, Deniz ekibiyle çok çalıştık. Hele doktor, de çalışmakta İsam Cuma, Ahmet Vacit. Desek hani az önce dirdik. Gene bazı mesela bilmirse böyle diyor ün kazanan besteler, fenomen olan besteler Hardasan Harda, Arkançı, Ah Deryalar, Ah Deryalar Denizler, Arkançı, Sen Sevmeyen Ölsün, Hüseyinçi, Açmenem, Açmenem, ondan evvel
sen kısmatım olmasa ölüm biterim. Bir de gezerim bir vur kimin, gözü açık kör kimin. Yanlarım bir gün seni görmesem bez lazım. Bunlar Hüseyinçin. Hüseyinçin, Başkaşı, İsamçın. İsam'la en fazla çalışmamız münasebetlerde bakarsan ilbaşı. İlbaş bestelerimiz bütünü bana aitti İsam'ı okudukları. Bu gece ilbaşını sevenler kutlaşır. Sevgililer günü malı, aynı İsam'dan çalışmışık, elimizde de doğum günü malı, başka yenge besteler de var. Şimdi bütünüyden, bu saydıklarımdan, öğümüzde gelen günlerde her biriyden farklı çalışmamız var. Güzel, doktor, bu ne kadar bir sorumluluk da yaradır üstüde. Gedgede daha fazla mesela sen Açılar Bahır filanın bestesi çok güzel. Teklifler geldi. Teklif geldi, yani döndürmeyi de üz ister, mecbursan şey desen. Tamam, sen bana o, fırsat ver bir gün, iki gün, o kesimlerden sen doktor seçim yapısan yoksa fark etmez, destek amaçlı. Yok, seçim mecbursan bir şey de yapasan. Bir şey de seçim yapasan. Ne zaman yapasan o seçimi, ben bir bestane yazdığım zaman, bütün şair belat, ben billem bunun sözü, şeyi Hüseyin'in ömrüne, Hüseyin Duzlu'nun ömrüne güzel sahasına göre uygundu. Bu erkanın sahasında, bu İsa'nın, bu yok kelimeler biraz farklıydı, ciyak ağır şeydi. Üstad Ali Benna'nın sahasında daha fazla uyar. Sen burada seçim yapacaksın. Doğru. Orada, çünkü bilirsen bu filanın sahasına uyacaktı, daha fazla. Doktor, ben sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yazık ki vaktimiz rica doldu. Ben sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Ta bu vakti ayırdı. Bildiğimiz kadar çok meşguliyeti var. Devam mevzuunda. Bize bu vakti ayırdığı için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz de sizden memnunuz. Sizi giden çalışan bütün ekiplerden, kamer arkasında olan. Bir mukabil. Montaj içinde çalışanlar, muhricilerimiz bütününe saygı salamımız var. Doktor, programımızın sonunda bilsen programımızın adı imza programı. Şurada bir cümle isteyeceğim senden. Programla ilgili, benimle ilgili veya genel düşünce ama önemlisi olan altında imzayı rica etsem. Olur. Bir cümle bir şey yazacak özünde. Bir cümle üç kelimeden oluşabilir, bir kelimeden oluşabilir, istediği üzere. Türkmençe dilimizde yazıyoruz. Arapça, ister eski harflerle, ister Türkçe. Eski harflerle yazıyoruz. Hangini uygun görersen sen? İçimden bu geldi bu dakikada. Güzel. En güzel şey de insanın içinden geldiğidir. Hani Arapça bir sözümüz var mı? Yahruc minel kalb. Yasıl ilel kalb. Bu kadar. İmzayı da rica etsem doktor. İmzalı Tarık. Ad da yazar bu olsun. Başka birimize de dikkat mi çekti? Burada da adınızı yazıyoruz. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Aliye, Ağzı'ya, Ürag'ya sağlık. Siz de sağ olun. Tekrardan teşekkür ederim. Rica ederim. Sizlere de üstün başarılar dilerim. Şöyle bir horiyetle İçimden geldiği için direm, duzdan sayın, sıframda duzdan sayın. Asıl da kerkükliyem, besmeni duzdan sayın. Duzdan sayın. Bu da armağan olsun bütün baş duz milleti halkına, sen de olmak Türkmen üzere. Bütün Türkmen Ali'ye buradan saygı salamımız. Hepsine, Allah tümüne. Korusun, Allah saklasın. Teşekkür ederim rica tekrar ederim. Doktor. Siz de sağ olun. Efendim, imza programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Başka bir bölümde karşınızda olmak umuduyla hep huzuruna Allah'a ısmarladım.